Ağrıyı nasıl hissederiz? Ağrının tanımlanması. Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir. Genellikle vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar. Ağrının yaygın şekilde kabul edilmiş tanımı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından geliştirilmiştir. Ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir. Ağrı, hafif, bölgesel, hafif veya şiddetli olabilir. Ağrı, akut yani kısa süreli veya kronik yani uzun süreli olabilir. Akut ağrı, insanlar için koruyucu bir işleve sahiptir. Ağrı, bize bedensel hasardan veya zarar verme potansiyeli bulunan durumlardan uzak durmamızı öğretir ve iyileşme döneminde sakatlanan vücut parçasını korur. Ağrı sık görülen bir durumdur ve bazen günlük rutinimizi olumsuz yönde etkiler. Tedavi edilmeyen veya yanlış tedavi edilen ağrı kronik hale gelebilir. Böyle bir durumda doktorunuza danışmanız gerekebilir. Beyinde ağrı reseptörü bulunmuyor olsa da bir baş ağrısı beyinde bir problem olabileceğinin sinyalini de verebilir. Uzun süren ve ilaçlara cevap vermeyen veya ani ve olağanüstü derecede şiddetli olan baş ağrıları beyinde örneğin bir tümör, kanama veya enfeksiyon gibi ciddi bir sorunun işareti olabilir. Bu gibi sorunlar baş ağrısına sebep olsa da bu durum beynin kendisindeki bir ağrı reseptörü ki yoktur tarafından değil, beynin şişmesi ve kafadaki diğer yapılara baskı yapmasından kaynaklanır. Duyusal bir deneyimden fazlası. Hannibal Lecter'ın beynin acı hissetmediği iddiası temelde yanlıştır. Beyinde bir ağrı reseptörü bulunmasa da beyin bütün acımızı hisseder. Çünkü beynimiz vücudumuzdaki tüm duyusal sinyalleri yorumladığımız, değerlendirdiğimiz ve deneyimlediğimiz organdır. Bilim insanları nosepsiyon, vücudumuza verilen zararın sinir sinyali ve ağrı arasında normalde ağrı reseptörleri etkinleştiğinde ortaya çıkan rahatsız edici, duygusal ve bilişsel deneyim ayrımı yapar. Yani ağrı ya da acı yalnızca duyusal bir deneyimden daha fazlasıdır ve düşüncelerimiz, hislerimiz ve sosyal ilişkilerimizden etkilenir. Örneğin, acıyı nasıl deneyimlediğimiz, acının ne anlama geldiğine inandığımız ve önceki acı verici deneyimlerimizden hatırladıklarımız gibi düşüncelerimizden de etkilenir. Ağrının mekanizması nasıldır? Ağrı, uyaranları beyinde hem duyusal hem de duygusal bölümlere aynı anda ulaştırmakta ve bir deneyim olarak sinir sistemine kayıt altına alınmaktadır. Ağrı bir eylem ya da durumla ilişkilendirilerek sinir sisteminde bir deneyim olarak kaydedilmişse, sinir sistemi algısal ve hissiyat olarak benzer durumlarla karşılaştığında ağrıyı koruyucu bir mekanizma olarak devreye sokacaktır. Doğumdan yetişkinliğe ulaşana kadar yaşadığımız her ağrılı bir deneyim sinir sistemimizi çeşitli durumlara karşı dikkatli olma yönünde adeta eğitir. Sinir sistemi bu yolla sadece yaralanma anında değil, yaralanmaya neden olabilecek durumlar karşısında da duyarlılık ve hassasiyet kazanır. Yaşanan deneyimlerin ardından ağrı, vücudumuzu korumak için tetikte bekleyen bir alarm sistemi gibi olur. Ağrı hissiyle şekillenen sinir sistemi temel olarak 3 durumda uyarı verir. 1- Yaralanma olduğunda, 2- Yaralanma oluşturacak durumlara yaklaşıldığında, 3- Daha önce ağrı oluşturulan durumlara yaklaşıldığında. Bize ağrı ile seslenen alarm sistemimiz, yaşanan deneyimlere göre şekillenen dinamik bir öğrenme sürecinin parçasıdır. Sinir sistemimizde yerleşmiş öğrenimler, doğru yaklaşımlarla olumlu yönde değiştirilebilmektedir.
Örneğin fantom ağrısı diye tabir edilen bir ağrı vardır. Bir kişinin kol, bacak veya herhangi bir uzvu kesilirse belli bir süre sonra olmayan uzuvlarında şiddetli ağrılar hissederler. Oysa ki bakıldığı zaman hastanın şiddetle ağrı tarif ettiği uzuv yoktur ve dolayısıyla somut bir tedavi yapılamaz. Amerika'da kullanılan ayna tedavisi yöntemi çoğu fantom ağrısına çözüm olabilmektedir. Kulaktaki sinir hücreleri ses, gözdeki sinir hücreleri ışığa karşı duyarlılık gösterir. Kulağımıza ışık tutmak, bu sinir hücrelerinin duyarlılığı farklı olduğu için hiçbir cevap doğurmaz. Bir sinirde yer alan sensörler, duyarlı oldukları uyarı ile ateşlenir ve bu iletiyi etkileşimde oldukları diğer sinir hücrelerine iletirler. Vücudumuzda yaralanma oluşturma riskine sahip uyaranlar ağrıyı taşıyan sinir hücreleri tarafından algılanmaktadır. Ve dokuları yaralama potansiyeline sahip 3 uyarana karşı duyarlılık gösterir. Bunlar mekanik uyarımlar, ısı değişimi ile ilgili uyarımlar ve kimyasal uyaranlardır. Siniri uyaran eşik bir kez aşıldı mı, ilgili sinyal omuriliğe oradan beyne iletilir. Yaratılan uyarım beyinde duyusal ve emosyonel bölümlere de ulaşarak deneyimi doğurur. Ağrı alıcıları tüm vücutta cilt, kemiği saran zar, eklem yüzlerinde ve az sayıda vücudun iç yüzeylerinde bulunurlar. Bu alıcıların belirli bir uyarım eşikleri de vardır. Yani bir tehlike sinyali oluşturulabilmesi ancak belirli seviyede alıcılar uyaranla mümkün olur. Bu tehlike sinyali tanımlanmadan omuriliğe, oradan beyne iletilir. Ancak bu aşamadan sonra diğer bilgilerin eşliğinde tanımlanır. Bir ağrı alıcısının hangi uyaranla tetiklendiği önemli değildir. Uyaran ister mekanik, ister kimyasal, isterse aşırı ısı değişimi olsun, tehlike var mesajı beyne iletilir. Birisi elinizi çok sıkı bir şekilde kavradığında oluşan mekanik uyarım ya da elinizi sıcak bir cismin üzerine koyduğunuzda oluşan ani ısı değişimi, ağrı alıcıları tarafından tehlike var sinyali ile bildirilirken, elimizde yer alan diğer sensörler ve bunlara eşlik eden görme algısı, algılanan şeyin ne olduğunun tanımlanmasında rol alırlar. Burada anlatılan temel işlevden yola çıkıldığında ve her bir sinir sonlanmasının birden çok sinir hücresiyle iletişim kurduğu göz önüne alındığında sistemin karmaşıklığı kısmen anlaşılır hale gelecektir. Beyin sadece ağrı ve reseptörlerinden gelen tehlike sinyallerinin etkisinde değil, vücutta faaliyet gösteren bütün alıcılardan iletilen sinyallerin uyarım sağanağı altındadır. Çok farklı seviyelerden bilgi alan beyin, tüm bu verileri işleyerek anlamlı bir sonuç çıkarır. Tehlike var sinyalinin alındığı ana dair her detay, yaşamın bundan sonraki kısımlarında hatırlanmak ve bu tehlikelerden uzak kalmayı sağlamak üzere kaydedilir. Benzer durumlar, bir ses, bir koku ya da emosyonel olarak benzerlik gösteren herhangi bir durumda beynin ilgili merkezleri tehlike var yanılsaması ile ağrıyı anımsatabilir. Bu yanılsamayı geçtiğimiz bir sokağın, okuduğumuz bir cümlenin, yediğimiz bir yemeğin ya da yanağımızın okşanmasının yıllardır görmediğimiz büyük annemizi hatırlatması ile özdeşleştirmek durumu daha anlaşılır kılacaktır. Beynin karmaşık çalışma sistemi içinde ağrı ile ilgili diğer bir unsur, beynin bazı durumları öncelikleme özelliğidir. Şu anda oturmuş bu yazıyı ve bu videoyu izlerken, oturmakta olduğunuz sandalyenin cildinizle temasını ya da vücudunuzun hangi pozisyonda olduğu hissini arka plana atmışsınızdır. Pek çoğumuz fiziksel çaba gerektiren önemli bir işin ardından vücudumuzda hiç fark etmediğimiz bir yaralanma ya da morluk oluştuğuna şahit olmuşuzdur. O an dokularımız hasar görmüş, ağrı reseptörleri gereken sinyali omuriliğe iletmiş, fakat her nasıl olduysa
sinyal beyine kadar ulaşıp ağrı veya acı sıfatıyla tanımlanmamıştır. Bunun tam tersi olacak şekilde ağrı ya da acılar içinde ızdırap çeken birini gördüğümüzde o kişiyle benzer alanların beynimizde aktifleştiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Bugün gelinen noktada ağrının direkt doku hasarı ile ilişkili basit bir duyusal girdi değil, sinir sistemi tarafından kullanılan bir koruyucu mekanizma enstrümanı olduğu açıklığa kavuşmuştur. Doku hasarı ne kadar çoksa ağrı o kadar fazladır. Ya da ağrı ancak doku hasarı ile doğru orantılı olarak azalır görüşleri bilimsel temelden yoksun hale gelmişlerdir. Uyarıların ağrı olarak algılanması ile içinde bulunduğumuz ruhsal durumun çok yakın ilişkisi vardır. Huzurlu bir ortamda çalışan bir kişi ile işinde mutsuz olan bir kişi için aynı seviyede uyaran ya da tehlike sinyali oluşsa da bu kişilerin ağrı algılaması birbirinden farklı olacak, mutsuz kişi yüksek ihtimalle daha şiddetli bir ağrı yakınmasında bulunacaktır. Arkadaşlar, bu konu hakkında kendi görüşlerime de yer vermek isterim. Şöyle ki, mesela başınızda ya da vücudunuzda bir ağrı oluştuğunda tarif edeceğim yerini ovmanız ve sert bir şekilde bastırmanız halinde ağrıyı giderdiği bazı bilimsel makaleler okudum. Bunu da tarif edeyim. Elinizi sağ veya sol fark etmiyor. Özellikle solda yaparsanız daha etkili olduğu yazmakta. Baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasındaki yani etli doku diyebilirim. Etli olan kısmı bastırarak, ovarak, yani sert bir şekilde, biraz da acı hissedeceğiniz bir şekilde bastırıp ovun. Bu şekilde baş ağrınız varsa bir süre sonra geçebiliyor. Veya vücudunuzda bir ağrı varsa kısmen de olsa yavaşlatıyor ağrıyı. Tarifi tekrar söyleyeyim. Baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında kalan etli bölge. Buraya sert bir şekilde kendi elinizle bastırın. Her iki elinizle de yaparsanız daha iyi olacaktır. Şahsen ben denedim mi? Evet, denedim. Baş ağrım olduğu bir dönem birkaç kez denemişliğim var ve psikolojik mi onu tam olarak bilemiyorum ama ağrıyı azalttığını veya bir ilaç kullanmadan, ağrı kesici vesaire kullanmadan azalttığını keşfettim diyebilirim kendi üzerimde. Yani keşfetmek de demeyeyim. Bir makalede gördüm, uyguladım ve olumlu olduğunu gördüm.